Eski AK Parti İl Başkanı ve Samsun Milletvekili adayı Fuat Köktaş, beraberindeki İl Başkan Yardımcısı Alaaddin Bayrak ve İl Yönetim Kurulu üyesi Murat Çelik'le beraber Haber Medya Grubu'nun Borkonut'taki yeni çalışma ofislerini ziyaret etti. Sunuyorum. Fuat Köktaş, başkan olarak söze girdiniz. AK Parti'nin 3. sıra milletvekili adayıyız şu an itibariyle. Hayırlı olsun inşallah. Haber... Allah söyledi diyelim o zaman. Haber Medya Grubu'nu ziyarete geldik. Yeni yerinde hayırlı olsuna gelmişken yolumuz Haber Radyo'nun önünden geçtiğinde böyle spontane sizin de heyecanlandığınız bir davranışla karşılaştık. Güzel oldu. Haber Radyo'yu daha önceden de biliyoruz, tanıyoruz yayınlarıyla. Gerek canlı yayınlarıyla, gerek müzikleriyle, günün aktüel olaylarına değinmesiyle biliyoruz, tanıyoruz. Haber Medya artık büyüdü. Haber Medya gerçekten Karadeniz'de ilk bir medya kuruluşu. Gazetesiyle, televizyonluyla, radyosuyla, dergisiyle birlikte çok önemli işler yaptılar. Bunu başta buranın yöneticilerine ben teşekkür ediyorum. Böyle çok kapsamlı, nezih bir tesisi, haber iletişim araçlarını Samsun'a kazandırdıkları için. Ama patronların yanında çok nitelikli, sempatik, işini bilen personeller de bunları yürüttükleri teşekkür için. Teşekkür ederiz. Hayır, haklısınız alınmanızda. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yeni ofislerinin hayırlı olmasını dileyen Köktaş, Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şan Ocak'la Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun'la bir süre sohbet etti. Seçim çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Köktaş, Haber Medya Grubu'nun yeni çalışma ofislerini de gezdi. 7 Haziran'da inşallah milletimiz, Samsun'da hemşerilerimiz bize mazbatamızı verecekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şehrimize hizmet etme yolunda gayretli çalışmalarımız olacak. Bugüne kadar Samsun yerelde, gerek il başkanlığı dönemlerinde, gerek sivil toplum örgütlerinde yapmış olduğumuz görev ve başkanlık süreçlerinde gayretli çalışmalarımız oldu. Şehrimize elimizin dokunmasına gayret gösterdik. İnsana dokunmaya gayret gösterdik. İnşallah farklı kulvarda, farklı noktadan yine şehrimize hizmet etmeye gayret göstereceğiz.